Deniz mi çekecek yoksa? Evet, Deniz bir şey yapıyor şu an. Kamerayı istersen çevir. Teyzeni çekeyim şimdi. Beni mi çekiyorsun Deniz? Kim var ekranda? Ben varsın. Ben mi varım? Sorun bakalım. Ne soracaksın? Sinir benim tatlım o tatlım. O benim canımın içi. Cırcır böceklerin sesini duyuyor musunuz? Bu sesi çok özlemişim. İngiltere'de cırcır böceği yok ya. 12 dereceden geldik arkadaşlar. Bir anda hava şu an 30 derece falan. Bir anda 20 derece sıcağa düştük. 10 gün burada tatil yapacağız. Kalabalıklı bir tatil. O yüzden dedim ki bu tatili vloglamalıyım. Çünkü kalabalık vlogları seviyorum. Annem burada, teyzem burada, kuzenim burada. Ablam, eniştem, yeğenim. Hep beraber kalabalıklı bir tatil yapıyoruz. Neyse şimdi kahvaltıya gideceğiz. Erken uyandım. Ekipte en erken uyanan insanlardan biriyim. Bir gelip denize bakayım dedim. Birazdan bizimkiler uyanıp toparlanırsa kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltımızı da şurada yapıyoruz. Kahvaltıları bayağı iyi bu arada. Özellikle hamur işleri konusunda. Böyle her gün bir sıcak hamur işi çıkıyor. Mesela dün pişiyle pankek çıktı. Açmaları iki tabağa koyuverdik. Bir gün olsun. Bir de ekmek iki tabak. Tamam. Çok evet, devam et. Sikini var mı baba? Ne yapayım? Yayı var mı baba? Sikini var mı baba? Ne yapayım? Helal olsun. Başka şarkı söyle. Ben Kırk Ayağı çok seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. Aa, Kırk Ayak çok güzel, onu söyle bence de. Kırk Ayak, Kırk Ayak. Yani ince bacak, inanmazsan. Kırk tane. Yani ince bacak. Yapılan en iyi aktivite akşam çıkıp keçi sütlü dondurma yiyip otele geri dönmek. Seviyoruz bu aktiviteyi. Her gece gerçekleştiriyoruz. Yarın da rakı balık yapacağız. Burası. Tekin Usta. Buranın en meşhur keçi sütlü dondurmacısı. Ne olur ya, böyle seçenek olunca insan karar veremiyor. Biz de çıkmam da dondurmasını seçemiyoruz. 80. Kusura bakmayın ya, çok şeysiz kaldım. Ben yine bir kavunumuz var mı? Kavun alayım. Ben de Bodrum mandalini alayım. Tamam. Tek top olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Bodrum mandalinamı söyledim. Geçen sefer iki top söylemiştim, bitiremedim. Gelsin otursun, gitsin onda. İncir güzel değilmiş.
İncir benim normalde çok aşırı sevdiğim bir şey değil, o yüzden dondurması gerçekten iyi. Bu arada arkadaşlar, fiyatlar ne olmuş öyle? O eski kalabalık yok. Ay ben Bodrum mandalini aşırı sevdim arkadaşlar. Benim bugün... Keşke önceki günlerde de bunu söyleseydim. Benim bugün kitap ayrıcı mı kaybolur? 10 TL'den kitap ayrıcı yaptım. Yani kitap ayrıcı alsan 40 lira mı tamam? Büyük ihtimalle kaybolunca dedim 10 lirayı ayrıca yapayım. Mantıklı. Sedef 10 TL'den kendisine kitap ayrıcı yapmış. Burada yaptığımız aktivite nedir? Sabah kalkıyoruz, kahvaltıya iniyoruz. Oradan denize geçiyoruz. Yüzüyoruz. Akşama doğru otelimize dönüyoruz. Zaten karşıdan karşıya geçiyoruz sadece denize gitmek için. 10 adım. Yemeğimizi yiyoruz. Şey dondurmamızı yiyoruz ve kapanış. Neyi unuttum? Deniz kenarında mısır yiyoruz. Ha, deniz kenarında mısır yiyoruz. Evet, her gün. Ha, bir de annemler termos getirmiş. Her akşam otelin bahçesinde 3 litre çay içiyoruz. Şaka değil. Çaykolik bir aileyiz. Hatta geçen gün Sedef alkol aldı. O gün çay içemedi diye ben kalkıp çayımı içmeye gidiyorum dedi. Alkol masasından kalktı, çayını içti, uyudu. Günaydın. 5 dakika önce falan uyandım. Hemen pijamalarla kendimi sahile attım. Güneşin doğuşunu izlemeye geldim. Şuranın güzelliğine bakar mısın? O dağın arkasından birazdan güneş doğacak. Hava bayağı soğuk şu an. O yüzden Tuncer üstüme bir şeyler getirmeye gitti, odaya gitti. Rakı balığa gidiyoruz. Güzel bir yere rezervasyon yaptırdık. Bakalım eğer memnun kalırsak paylaşırım. Aa, yarın burada pazar kuruluyor. Belki geliriz pazara. İngiltere'ye gitmeden buradan bir son tarhana almayayım mı? Bir organik ürün almayayım mı? Anne sen bizim tarhanaları buradan mı alıyordun? Buradan al. Şey oluyor, 2-2-2 oluyor. Levrek simit. Levrek simit mi? O ne? Karides, kalamar, ahtapot, ızgara. Bak ben nereden çıktım? Mısırın altından. Ana yemek. Nereden çıktın? Kırmızı et, tavuk. Mısırın altından. Erken ya. Erken biz buradaki menüden de bakarız. Seni yiyeceğim. Tamam. En kötü günümüz böyle olsun. Bence de. Bunu beklemiyordum ya. Bayağı iyiymiş. Tuz var mı? Tuz galiba şeyde. Şey, beyaz. Levrek simit. İlk defa deniyorum hayatımda. Bir nur tuzu. Neyse sen bunu yaparsın. Güzelmiş. Değişik. Beğendim. Neyse, inanırsan yaparsın. Yapmak istemem. Deniz! Rakı balıktaki rakıma bakın. Arkadaşlar. Şu kadar rakıyla geceyi kapatıyorum. Önemli bir konuşma yapacağım. Daha içmek istiyorum. Yap. Adabı vardı.
adabı vardır rakı içmenin. Öyle zıkkım gibi içilmez. Kim diyor onu? Şimdi uyurum. Mustafa abinin lafı gibi. Mustafa abinin bir hareketi duruyor muydu? Şimdi prenses. Ondan sonra dedim derviş sahime falan. Demiş ya ailece oturup zıkkım mı yiyorsunuz? Mustafa abi de fotoğraf çekiyor, fotoğraf çekiyor. Mustafa abi böyle yaptı. Ya Seda, senin bu zekana hayranım. Sorular sor teyze. Bana sorular sor. Ne merak ediyorsun? İnek. İnek. İnekler süt verirler bize. Memeli hayvanlar. Memeli hayvanlardır. Sütleri vardır. Başka ne merak ediyorsun? Sor bakalım bana. Kuzu. Kuzu, evet. Kuzular şey yavru yapalım. Hayvanlardır. Ne yiyor yani? Kuzular ot yiyorlar. Hello. Bugün buranın pazarı kuruluyor. Pazara uğrayacağız. Bir küçük pazarın nabzını tutacağız. Bakalım neler var, neler yok. Klasik, burası da bizim çay bahçemiz. Çayımızı, kahvemizi buralarda içiyoruz. Ters takmışsın deniz gözlüğünü. Bakayım. Ama yine de hala çok yakışıklısın. Yine de yakışıklılığından bir şey kaybetmemişsin. Öyle takacaksın. Böyle takacağım. Evet. Azıcık şu, şurada şöyle sallanayım. Oteldeki favori bölümümüz. Palamutbükü pazarında çok güzel kılık kıyafet bölümü de varmış. Şimdi bir bakacağız. Çok büyük bir pazar değil, ufak bir pazar. Ama belki güzel bir şeyler buluruz. Kılık kıyafet namına. Nasıl? Şöyle bir elbisem olmasın. %100 pamuk bu. Öyle mi? Evet. Yapmaz, terletmez. Nasıl arkadaşlar? Koltuğun üstüne ortaya. Güzel. Koltuk yoksa. Güzel. Güzel de sandal da var. Bu güzel ama. Evet. Açar bayağı. Yeşil. Şu bir tık daha koyu yeşil mi? Evet, daha şu mutlu, daha güzel. Daha güzel. Çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. Acaba alsam mı koltuğu? Seviyor beni ya. Allah Allah. Ne kadardı bu örtüler? 600 lira. 600 lira. Evet. Teşekkür ederim. Kullanabilirsiniz. Böyle şeyleri çok seviyorum. Sadece oturma kısımlarına kullanıyor, biliyor musun? Şu eski tip şeyleri çok seviyorum. Şu da sana. Teşekkür ederim. Ooo. Şey değil mi? Çok güzel. Hani mayonun üstüne de olur. Evet, önce. Üstüne falan da olur. İnan bunu sana beğendim. Sonra sen yürü. Bakayım. Gri bir short tulum. Çok küçükler ya. Ha, bu üst mü? Ha, ben tulum sandım. Dur bir bakacağım. Evet. Ben bunu bir giyeyim bakayım. Çok güzel. Giy. Affedersiniz, bunu deneyebilir miyim? Buradan alalım ama seni farklı sana aldım. Evet. Biz az önce teyzeyle tanıştık. Benim annem hep tarhanayı sizden alıyormuş. Evet. Kızım çok seviyor diye sizden alıyordum. Bu sene olmamış. Ama biz turuncu alıyorduk. Hayır, bitti ki zaten. Şimdi yeni yapacağım. Gidene kadar olursa alırsın ondan. Bak, biraz zor geçen sene. Vallahi ablam 35 liradan aldım biberi. Daha buyurun, bak oradan. Düşüttüre düşüttüre 30'a düşürttüm. Buyurun. Şu anda... İki çuval biber evde beni bekliyor. Bu da mı tarhana? Bu da tarhana. İşte bak sana. Bunun, ama biz turuncu alıyorduk. Ya biraz az geldi biberi. Ha, biberi az. Biberi az geldi. Ben açıkça biberi söylüyorum. Hani benim malım evet. Dört dörtlük demiyor. Ama şimdi bak ne diyorum sana. 100 kilo biber aldım. Ama işte bize yarın çok güzeldi. Biz çok sevmiştik onu. İşte yarın bir dahaki yeni yapacağım biberli olacak. Ama biz gidiyoruz. İşte hiç denk gelirse olur. Ya. Denk gelmesi bak bitti yok. Maşallah 10 kiloydu bu da. Geçen 5 kilo sattım. Duydum bibere. Bibere domatese duyarsa oluyor. Zaten sebze. Benim burada müşterim istiyor diye çok bir karım yok ki. Yok. Doğru. Daha git biber orada bibercim. Sen de kendine göre haklısın teyze, ne diyeyim? Ne diyeceğim? Her şey aynen öyle. Bağlı. Herkes kendine göre haklı. Evet, siz de haklısınız. Evet. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bizim her sene aldığımız tarhanacı teyze bu sene tarhananın biberinden kısmış. Kırmızı tarhana beyaza dönmüş.
O yüzden alamadık maalesef. Biberin kilosu çok pahalıymış. O yüzden az kullanmak zorunda kaldım diyor. Maalesef alamadık tarhanamızı. Köpeğe bak. Akvaryum koyuna yüzmeye gidiyoruz. Sabah 8:30. Şurada her sene bir fotoğraf çektiriyorum. Bu sene de çektiririm. Bu arada kaç senedir buraya geliyorum. Her sene aklımda akvaryum koyunda yüzmek var. Bu sene ilk defa bunu hayata geçireceğim. Değil mi? Bir şey biliyorsa millet her şeyi atmış buralara. Çok kötü. Amca halkımızın yere çöp atmasından şikayet etti ki haklı. Böyle gittiğimiz koylarda, doğanın içinde çöplerimizi atmayalım mümkünse. Koyumuz göründü. Şuradan yüzeceğiz. Şuradan yüzeceğiz. Yüzümü aşamıyorum. Yüzümü yıkamadım bu arada. Yüzümüzü denizde yıkayacağız. 10 gündür yüzümü denizde yıkıyorum. Güzel aktivite. Böyle bir hayat diliyorum kendime. Her sabah yüzümü denizde yıkamayı diliyorum evrenden. 7-7-7. Keçi gibi ineceğiz buradan, kapatıyorum. Çok da zorlu bir yol değilmiş bu arada. Gayet kolay iniliyor. Bu su gönlümde taht kurdu. Şimdiye kadar yüzdüğüm en iyi deniz diyebilirim akvaryum koyuna. Çok güzeldi. Dilerim hiç bozulmaz. Gerçekten her konuda mükemmel bir ülkeyiz. Havası, denizi, yemekleri. Çok nadir güzellikteki ülkelerden biriyiz ama ancak bu kadar hor kullanılabilir. Üzücü. Son gün kahvaltısı. Ben de gittim. Üzünçlüyüz. Ağaçtan gördüm. Beni de götürer misin? Birazcık da. Nereye götürüyoruz anasını? Kimi dostum? Yes, Beysa. Kaya uzun hapresi ye 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 ye. Le 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 canım diyeceğim. Le 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi. Esmer sen güzelsin. Bundan sonra şey öğreneceğim. Bunlara bir geçiş yapıyor. Öğrendi abla. Ha. Evet, doğrusunu öğrenmiş kaşla göz arasında. Bak yine normal süt getirdi. İnek çok sütü mü seviyorsun mu? Sütü? Buna normal süt diyor. Bir de bademle şey veriyor ya. Abla o bademle...